Buyurun. İyi günler. Duygucuğum. Evet. İlaç mı almaya geldin? Ertesi gün hapı mı yoksa? Yok. Ya ben pilotun durumuna üzüldüm. Geçerken sana da uğrayayım dedim. Belki bir yardımım dokunur. Elimden bir şey gelir. Anlamadım. Pilotun neyine üzüldün? İşten ayrılmış ya. İşten mi ayrılmış? Saçmalama. Yok öyle bir şey. Hay hay Allah. Ben pot kırdım sanırım. Çok özür dilerim. Senden gizlemiş sanırım. Gideyim ben. Doğru mu söylüyor şimdi bu? Pilot. Balık ortaya geldi. Sen de bana geleceksin pilot. Özlem. Niye beni anlamıyorsun? Ya asıl sen beni anlamıyorsun Ali. Ya seni ararken öyle güzel şeyler dinledim ki seninle ilgili. Belki dedim değişmiştir. Daha sakin, daha tehlikesiz bir hayat kurmuştur kendine dedim ama yok. Sen de hiçbir şey değişmemiş Ali. İnsan geçmişini değiştiremiyor ne yazık Gözlem. Peşimde olan adam da geçmişimden biri. Senin geçmişine bir kurban verdim ben. Bir ikincisini vermeyeceğim Ali. Biz eve gidiyoruz. Özlem bir dinle. Hayır Ali. Kulaklarını aç ve asıl sen beni iyi dinle. Bak o bulaştığın bela her neyse onu oğlumdan uzak tutacaksın. Bak hiç kimse oğluma zarar veremez. Onun kılına bile zarar veremez hiç kimse. Anne. Oğlum. Nasılsın? Aslan parçası. Özlem. Kızım bir taksi bulalım da evimize gidelim. Hadi. Özlem. Ali ısrar etme diyorum. Evimize gidiyoruz. Tamam tamam bak. Israr etmeyeceğim. Ama evimize kadar siz bırakmama izin ver lütfen. Tamam. Şu gri araba. Abi. Ali ailesiyle hastaneden çıktı. Takibe geç. Oğlunu alıp getirin bana. Ona kolay ölüm yok. Her gün ölecek. Tamam abi. Kapıyı çalmadan niye giriyorsun? Nikahlı karımın odasına giriyorum. Ne istiyorsun? Ne söyleyeceksin? Ha? Bu sefer neyle tehdit edeceksin? Şşş, Sevda. Hayırdır? Tehdit mehdit? Birisi duyacak. Gördün değil mi babanın halini? Adamcağız kafayı yedi. Öğrendi de ne oldu Sevda? Ha? Ne geçti eline? Peki ya, Ali öğrenirse neler olacağını hiç hesapladın mı?
Hesaplanacak bir şey kalmadı. Doğru ya. Ali'nin artık bir ailesi var. Onun tek amacı onlar. Ama unutma, benim de bir ailem var. Sen benim karımsın ve benim ailemsin. Ben senin ailen falan değilim. Hiçbir zaman da olmayacağım. Niye biliyor musun? Ali benden vazgeçse bile, ona dair en ufak bir umudum kalmasa bile, ben Ali'ye olan aşkımdan vazgeçmeyeceğim. Asla vazgeçmeyeceğim. Vazgeçeceksin Sevda. Hem de öyle bir vazgeçeceksin ki. Sinan hastalığımı öğrenirse her an ölecek birini de sevdiğini öğrenmiş olacak. O kelime yasaktı demedik mi? Sinan beni sevmesine izin vermek bencillikmiş gibi geliyor bana. Ne düşünüyorsun? Hiç. Bak. Biz aşkımızla bütün engelleri aştık. İlişkimize karışan yok. Görüşmemize bir engel yok. Evet, haklısın. O zaman niye mutlu değilsin? Buluştuğumuzdan beri şu güzel yüzün bir kere gülmedi. Bir şey canı sıkkın senin. Yok yani. Nereden çıkarttın ki şimdi bunu? Zeynep, ben seni artık tanıyorum. Halinden, tavrından, konuşmandan ne hissettiğini anlayabiliyorum. Sevmek böyle bir şeymiş demek ki. Beni seviyor musun gerçekten? Sence? Ya sorma, soruyla cevap verme. Evet, ben seni çok seviyorum. Bir de böyle gülüyorsun ya, daha da çok seviyorum ben seni. Peki hep yanına olacak mısın? Hastalık da sağlık da demem için. İlla imza mı atmam gerekiyor benim? Her zaman yanında olacağım. Her anında. Peki sen? Ne ben? Sen benim yanımda olacak mısın? Olabildiğim kadar olacağım. Ne demek olabildiğim kadar olacağım? Ölene kadar demek.